Bodrum'da 38 yıldır faaliyette olan dünyaca ünlü Halikarnas Disco kapandı. Bodrum Kumbahçe Mahallesi'nde 79 yılından bu yana hizmet veren dünyaca ünlü Halikarnas Disco'nun sahibi Süleyman Demir, bugün düzenlediği basın toplantısıyla diskoyu kapatma kararı aldığını açıkladı. Demir, Halikarnas bugün bir dünya markasıdır. Bunu 38 yıldır ilk günkü heyecanla ve aşkla işimizi yapmamıza borçluyuz. Müzikle ve yarattıklarımızla insanlara hep mutluluk verdik. Halikarnas markasını Türkiye ve dünyada yaşatmaya devam edeceğim dedi. Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 38 yıl önce hizmete giren dünyaca ünlü Halikarnas Disco'nun işletmecisi, evli ve 4 çocuk babası 64 yaşındaki Süleyman Demir, Torba Mahallesi'ndeki Casa Dilart Otel'de basın toplantısı düzenledi. Süleyman Demir, yılda yaklaşık 1 milyon kişinin eğlenmek için tercih ettiği Halikarnas Disco'yu kapatma kararı aldığını açıkladı. Mal sahipleri tarafından 2 yıl önce tahliye davası açıldığını söyleyen Demir, davanın henüz sonuçlanmadığını belirterek şunları söyledi. Merhabalar, sizlere bugün hayatımdaki çok önemli bir kararı açıklamak istiyorum. Değişen konjonktür ve dünya ile birlikte vizyonunu tamamladığına inandığım için Bodrum Halikarnas Kulübü'nü zirvedeyken kapatma kararını aldım. Halikarnas bugün bir dünya markasıdır. Bunu 38 yıldır ilk günkü heyecanla ve aşkla işimizi yapmamıza borçluyuz. Müzikle ve yarattıklarımıza hep insanlara mutluluk verdik. Bu mutluluk bizim en önemli motivasyonumuz oldu. Şüphesiz bu efsane süreçte unutulmaz sayısız anıları birlikte yaşadık ve yaşattık. Şimdi artık Bodrum Halikarnas Kulübü'ne veda zamanı. Bu aslında bir bitiş veya elveda değil. Bundan böyle Halikarnas markası farklı konseptlerle, yeni projelerle gerek yurt içinde gerek yurt dışında devam edecek. Ayrıca Dubai, Hindistan, Miami'den gelen franchise taleplerini de değerlendireceğim. Halikarnas'la ilgili projelerde gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki Halikarnas sevenlerle Bodrumluların desteklerini bugüne kadar hep hissettiğini anlatan Demir, bunun için herkese teşekkür etti. Bugüne kadar Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Halikarnas sevenlerinin ve çok sevdiğim Bodrumların destekleri başarımızdaki önemli etken oldu. Bunun için hepinize ve tüm Halikarnas sevenlerine şükranlarımı sunmak isterim. Demir açıklamasının ardından Mehmet Kocadon, Cemil İpekçi, Akrep Nalan, Alişen, Güneri, Civaoğlu gibi ünlülerin kapatma kararı ile ilgili yaptığı yorumların ve diskodaki eğlence görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisini izledi. Süleyman Demir'in duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi. Türk turizmine katkılarından dolayı Türk Tanıtma Vakfı tarafından tanıtım ödülüne layık görülen Halikarnas Disco'nun yerli ve yabancı turist akınına uğradığını anlatan Demir, Bodrum'da her gece saat 22'de başlayan ve 05'e kadar süren eğlencelerde özel olarak üretilmiş 27 watt gücünde argon lazer makinesiyle şov yapıldığını belirtti. Demir, Halikarnas'ın 38 yıllık geçmişini belgesel olarak hazırlayıp Bodrum turizmine armağan edeceğini, bu nedenle ilk günden itibaren disco ile ilgili görüntü ve fotoğrafları toplamaya başladığını söyledi. Süleyman Demir, Bodrum gezilerinde mutlaka Halikarnas Disco'ya uğrayan bazı ünlülerin anı defterine yazdığı notları da paylaştı. Disco ile ilgili görüşlerini yazan bazı ünlülerin notları şöyle. Bir kahraman çıktı aramızdan, o da Süleyman Demir. Süleyman Demir bu bizim amatörce keyif olarak eğlendiğimiz yeri Halikarnas olarak ilk evvela hepimiz eğlenelim diye bir yer oldu. Ben dünyaya her tarafına giden, her tarafını gezmiş olan bir kişi olarak söylüyorum. Bugün Halikarnas, Bodrum'daki Halikarnas'ın benzer bir tane yeri bana kimse gösteremez. Havaalanına inen turistler Bodrum'a iner inmez ilk evvela Halikarnas nerededir sorusunu sorarlar. Bodrum'a gelip de Halikarnas'ı görme olduğunu sanıyorum. Halikarnas gerçekten Bodrum'u dünyaya tanıtan müthiş, muhteşem bir eğlence merkezidir. Halikarnas Disco benim için Bodrum'da bir devrin başladığı zamandır. Avrupa'nın en büyük açık hava diskosunu gerçekleştirdi. Ve biz o günden sonra Bodrum'u Halikarnas Disco ile tanıtmaya başladık. Çünkü Halikarnas Disco ile Bodrum özleşmişti. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda Halikarnas Disco'nun müthiş desteğini alıyorduk. Gittiğimiz her yerde Bodrum'a müthiş destek veriyorlardı ve Bodrum turizmine büyük katkı sağladılar. Ve Bodrum'un tanıtımına büyük emek sarf ettiler. Bodrum ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. Bu sektördeki zincirin halkaları gibi herkese müthiş bir destek olmuştur.
Bodrum'da da bir devrim bittiğini görüyoruz Halikarnas Disko'yla. Süleyman Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendisini kutluyorum. Bodrum bugün Bodrum olduysa Halikarnas Disko'nun büyük emeği vardır. Onun için Halikarnas Disko hepimizin bir vefa borcu var. Çünkü gerçekten Halikarnas Disko Bodrum'da bir devir başlatmıştır. Ama kapanmasıyla da bir devrin bittiğini görüyoruz. Asla bitmeyecek çünkü Halikarnas Disko Bodrum'la özleşmiştir.